Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün sizinle birlikte biyoloji dersinde 10. sınıfta bizi hangi konular bekliyor onlara bakacağız. Öncelikle olarak 10. sınıf tabii ki hepinize hayırlı, uğurlu olsun diyorum gençler. Bol başarılarla dolu, hiç üzülmediğiniz, sıkılmadığınız, mutlu mesut geçirdiğiniz bir yıl diliyorum. 10. sınıf biyoloji üniteleri çok zevkli konulardan meydana geliyor gençler özellikle kalıtım konusu bulmaca gibi ilerleyecek diyeyim İlk olarak da tabii ki dinomalarımız hazır onlardan biraz bahsedeyim. Ben gelirken yanıma sayısal seti aldım yani matematik, fizik, kimya ve biyolojiden oluşan seti aldım. Aynı şekilde sözel derslerimiz içinde setlerimiz var biliyorsunuz. Tabii ki hemen şöyle kitaplarımızı çıkartayım kitaplarımızda dolu dolu bayağı da ağırlar çıkartırken zorlandım. Fiziği kenara alayım. Biyolojiden biraz bahsedeyim. 10. sınıfta, 9. sınıfta olduğu gibi 3 tane ünitemiz var. Gençler öncelikli olarak hücre bölünmeleri ünitesiyle başlayacağız. Arkasından kalıtımın temel ilkeleri gelecek. Arkasından da ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları kısmı gelecek. Hatta 11. sınıfta sayısal seçecek olanlar için 10. sınıfın son konusuyla 11. sınıfın son konusu birbiriyle bağlantılı diyeyim. Dinamolarımızdan da takip edeceğiz videolarımızla. Soru bankamız birbirine paralel ilerleyecek gençler. Her dersin sonunda da tabii ki ödevlendirme yapacağım diyorum. Hazırsanız yaslanın arkanıza başlayalım. Şimdi en başta ne dedim? Biyolojide 10. sınıfta 3 tane ünitemiz var dedim. İlk ünitemiz hücre bölünmeleri ünitesi olacak. Burada nelerden bahsedeceğiz? eşeğsiz üremeyi anlatacağız, mitozu anlatacağız. Arkasından mayoz ve eşeyli üremeyi anlattığımız zaman konularımızı tamamlamış olacağız. Bizim için seçici olan bir konu kalıtımın genel ilkeleri 10. sınıfta gençler. Kalıtım konusu şöyle uçlarda duran bir konu. Yapanın bayağı bir öne geçtiği, çok zevkli bulduğu bir konu başlarını kaçıranların da ya bu çok karışıkmış ben bir türlü anlamıyorum dediği bir konudur. Gayet seçici denmesinin sebebi de tabii ki TYT sınavında hücre bölünmelerinden bir tane soru geliyor. Kalıtımın temel ilkelerinden bir soru geliyor. Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarından da bir soru geliyor. Şöyle bir TYT konularını taradığımız zaman kalıtım konusunun biraz daha az yapıldığını görüyoruz. Gençler seçici demekteki sebebim bu. Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz kısımda çok önemli üniversite sınav sistemi değişti biliyorsunuz daha fazla sistem değişti derken de şunu kastediyorum. Daha fazla güncel konulardan, hayatı ilgilendiren şeylerden sorular karşımıza çıkıyor. Mesela biyoteknolojiden sorular son yıllarda arttı. Güncel çevre sorunlarından eskiden soru gelmezken son yıllarda baktığımız zaman soruların daha sık karşımıza çıktığını görüyoruz. Gençler hem kolay, zevkli, çevremizi tanımamızı, bizim biraz daha bilinçlenmemizi sağlayan bir konu olacak. Hem de bir tane soruyu cebe atmış olacağız diyeyim. Hücre bölünmeleri kısmıyla başlıyorum. Hücre bölünmesinin gerekliliğinden bahsedeceğiz. İlk dersimizde hücreler neden bölünüyor? Bir hücre neden var olan bir hücrenin bölünmesiyle oluşuyor? Bu süreç içerisinde neler gerçekleşiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki hücre döngüsü konumuz olacak. Hücre döngüsünün içerisinde de çekirdek bölünmesine mitoz diyeceğiz. 9. sınıftan nasıl kodlamalar yapmıştık? Mesela canları sınıflandırırken demiştik ki Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar, alem şube sınıf, takım, aile, cins, türler var demiştik. Burada da yine ben size aralarda küçük küçük kodlamalar vereceğim gençler. Bu kodlamalar en başta daha uzun gibi görünse de konunun aklımızda daha pratik bir şekilde kalmasını sağlayacak. Mesela mitoz ve mayozda ortak olarak bazı kelimeler kullanacağız. Hücre döngüsünü anlatırken diyeceğim ki hücre döngüsü iki tane ana evreden meydana gelir. Bunlardan birincisi mitotik evre dediğimiz evredir. Diğeri ise sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği sitokinezdir. Mitotik evreyi de kendi içerisinde gruplandıracağız. Mitozdan bahsedeceğiz. Mitoz dediğimiz zamanda profaz, metafaz, anafaz, telofaz, stokinez gibi evrelerden meydana geleceğiz. Gelecek diyeceğiz ki interli profesör Mete'nin anası telefon satacakmış kodlamalar yapacağız. Ya hocam ben ip mat diye aklımda tutarım da diyebilirsin. Hocam bu kodlamalar çok iyi oluyor. Aklıma daha iyi oturuyor. Sonra ben sınavda, testte, yazılıda soru çözerken kodlamalardan aklımda kalıyor da diyebilirsin. Kodlamalar işinize yarıyor mu? Onu da yorumlar kısmına yazın gençler. Olmayan yerler içinde sizin olmayan kısımlar için de size kodlamalar uydurayım. Dediğim gibi interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve sitokinez evrelerini anlatacağız. Bir hücre bölünür diyeceğiz. Hangi bölünmede? Mitoz'da, hücre döngüsünün içerisinde. Tabii ki mitozu anlattıktan sonra arkasından ne gelecek? Mitoz temeline dayanan eşeğsiz üreme kısmı gelecek gençler. İki ana canlıya ihtiyaç yok. Tek bir ata canlıdan genetik yapısı birbiriyle tamamen aynı. Yavru bireyler oluşmasından bahsedeceğiz. Bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme, sporla üreme, rejenerasyonla üreme, vejetatif üreme ve partanogenes konumuz olacak gençler. Eski sınıflardan da biraz biraz hatırlarsınız. Oradaki bilgilerimizle artık liseli olduğumuz için yeni eklenen bilgilerimizi birleştireceğiz. Bir tık daha detaylı bir öğrenme yapacağız. Eşeysiz üreme ile eşeyli üremenin karşılaştırması. Mitozla mayozun karşılaştırması hocaların çok sevdiği kısımlardır. Mesela yazılı hazırlık yaparken kesin diyeceğim ki okuldaki hocanız mayozla mitozu karşılaştırınız sorusunu soracak. Biz de bunları karşılaştıra karşılaştıra öğreneceğiz gençler. Arkasından hangi konumuz gelecek dedim? Mayoz ve eşeyli üreme kısmı gelecek. Mayozda da o şifreyi kullanacağız çünkü mayozda da bir interfaz evresi olacak. Yani hazırlık dediğimiz evre olacak. Interfaz evresinden sonra da mayoz 1 ve mayoz 2 diye iki tane aşamadan bahsedeceğiz. Aslında Inter'le profesör Mete'nin anası telefon satacakmış kodu. Burada da işimize yarıyor ama Mayoz'da biraz daha farklı durumlar söz konusu oluyor. Mitoz'da bir hücreden iki hücre oluyordu. Mayoz'da bir hücreden dört yavru hücre oluşur diyeceğiz. Mitoza baktığımız zaman genetik çeşitlilik mutasyon gibi bir şey yoksa söz konusu olmuyordu. Mayozda ise genetik çeşitlilik meydana gelecek. Kromozom sayısı yarıya inecek. Mayoz ne için yapılacak? Tabii ki eşeyli üreme yapan canlılarda yumurta ve sperm gibi üreme hücrelerinin oluşturulması, gametlerin oluşturulması için gerçekleştirilmiş olacak. Detaylı bir anlatımı konu içerisinde vereceğiz gençler. Eşeyli üreme kısa geçeceğimiz bir kısım olacak. Eşeyli üremede iki ayrı ata bireye ihtiyaç var. Bunların mayozla ürettiği gametlere ihtiyaç var. Bu gametler döllendiği zaman genetik çeşitlilik meydana gelecek. Genetik çeşitlilik her zaman istediğimiz bir durum. Neden genetik çeşitlilik ne kadar fazlaysa çevreye uyum yeteneği de o kadar fazla olacak gençler. Hatta tür içi çeşitlilikten bahsedeceğiz. Varyasyonlar vardır diyeceğiz. Sen mavi gözlüsün, ben kahverengi gözlüyüm. Sen siyah saçlısın, ben sarı saçlıyım gibi aynı türün içerisindeki çeşitliliklere de varyasyon diyeceğiz. Bu varyasyonların oluşmasını sağlayan da tabii ki eşeyli üreme sırasında meydana gelen döllenme olayı ve gametlerin mayoz ile oluşturulmasıdır diyeyim. Geldim ikinci üniteme kalıtımın genel ilkelerinden genel esaslarından bahsedeceğiz. Tabii ki öncelikli olarak Mendel genetiği diyeceğiz. Kalıtımın kurucusu Mendel'dir gençler. Neden kimse bilmiyorken kalıtımla ilgili kavramları ilk ortaya atan bilim insanı Mendel'dir. Mendel'in ta o zamanlardan kimse bilmiyorken ortaya attığı kavramlar günümüzde de geçerli. Mesela Mendel bezelyelerle ilgili çalışmalar yapıyor. Diyor ki bu bezelye bitkisinde diyor kalıtsal birimler var diyor. Bunlar belli oranlarda yavruya geçiş yapıyor diyor. Onun o zaman kalıtsal birim diye nitelendirdiği şeyin biz günümüz teknolojisiyle genler olduğunu biliyoruz genlerin aktarıldığını, yarısının anneden, yarısının babadan geldiğini şimdi söyleyebilmemizi sağlayan şey aslında ta o zamanlarda Mendel'in yaptığı çalışmalardır. Mendel çok iyi bir matematik, çok iyi bir biyoloji bilginiydi. Bu bilgilerini bir araya getirerek kalıtımın genel ilkelerini oluşturmuştur. Tabii ki biz Mendel'in bildiği o basamaklardan bahsedeceğiz ama teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tabii ki bilimsel bilgiler değişiyor ve gelişiyor gençler. Mendel'in ilkelerini anlattıktan sonra bu ilkelere uymayan eş baskınlıktan bahsedeceğiz, çok hallerli kalıtımdan bahsedeceğiz, eşeğe bağlı kalıtımdan bahsedeceğiz. Özellikle soy ağaçlarına dikkat çekeceğim. Soy ağaçları soruları çok sık karşımıza çıkıyor hem yazılılarda hem de üniversite sınavında gençler. Akraba evliliğinden de bahsedeceğiz. Akraba evliliği sonucunda neden hastalıkların görülme ihtimali artıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi soy ağaçları da tabii ki kalıtım ünitesinde bizim için aşırı aşırı derecede önemli olacak. Son ünitemiz ne? Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimizde de 10. sınıf biyolojiyi sonlandırmış olacağız. Ekoloji biyolojinin alt bilim dalı. Aslında canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji diyoruz. Ekosistem ekolojisi de sınırları belli bir alandaki tüm canlı ve cansız varlıkları bir arada incelemek anlamına geliyor. Biz burada ne yapacağız? Ekosistemde canlılar nasıl besleniyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Ekosistemde aynı tür canlılar bir araya geldi mi? Neler oluşuyor? Buraya cansız faktörleri de eklersek neler meydana geliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Besin piramitlerini anlatacağız. Üreticiler en alt basamağı oluşturacak. Sonra bakacağız, diyeceğiz ki onları yiyen birincil tüketicidir, onu ikincil tüketicidir, onu üçüncül tüketici yemiş olur. Ayrıştırıcılar için özellikle diyeceğiz ki besin piramitlerinin her yerinde bu canlılara rastlarız. Genellikle sanki toprakta yaşıyorlarmış, toprakta bulunuyorlarmış gibi görseller verilir. Ama ayrıştırıcı dediğimiz canlılar saprofitler besin piramidinin her yerinde bulunacaklar. Çünkü üretici de ölür, tüketici de ölür, etçil de ölür, hepçil de ölür. Herkes ayrıştırıcılar tarafından tabii ki parçalanmış olacak. Madde ve enerji akışı bu piramitlerde nasıl gerçekleşiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de döngülerden bahsedeceğiz. Ekosistemlerin devamlılığı için karbon gibi, azot gibi, oksijen gibi, su gibi moleküllerin döngüsel olarak hareket etmesi gerekiyor. Yani karalar ve sular arasında dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor. Bu sistem nasıl işliyor onlardan da bahsedeceğiz. En sonda güncel çevre sorunlarını anlatacağız. Hava kirliliği, su kirliliği gibi kirlilikleri öğreneceğiz. Bir de bilinç düzeyimizi arttırabilmek için ortaya çıkmış olan su ayak izi, karbon ayak izi, ekolojik ayak izi gibi kavramlarda yine bu seneki konularımız içerisinde yer alacak gençler Buradan da birkaç tane sorunuza cevap vermek istiyorum. Her zaman bu videoların altına geliyor. Diyorlar ki hocam ya bu biyolojiyi kim sayısal ders yaptı? Bu biyoloji sözel ders olmalı. Biyoloji sadece ezbere dayanıyor. Hangi mantıkla ben bir türlü otutturamıyorum? Hemen aklımdan uçup gidiyor. Ne yapmam gerekir? Dedim ki bugünkü dersimizde birkaç tane tüyo vereyim size. Birincisi biyoloji sözel bir ders değil gençler. Biyoloji sayısal bir ders. Neden? Yazının olması o dersin sözel olduğu anlamına gelmez. Bu sayısal mantık gerektiren bir derstir. Şöyle hayal edebilirsin. Senin vücudunun içinde dalağın böbreğinden böbreğin pankreasından bağımsız çalışamaz. İçeride ne var? Belli bir organizasyon var. Biyoloji dersinin aslında anlatımıyla da ilgili böyle bir organizasyon söz konusu. Biz her sene bilgilerimizin üstüne yeni bilgiler koyarken aynı zamanda diğer bilgilerle de bağlantı kuruyoruz. Mesela geçen sene hücre ünitesini gördünüz. O hücre ünitesi içerisinde prokaryot ökaryotları gördünüz. Hücrenin içerisindeki çekirdek ve organelleri öğrendiniz. Bu sene göreceğimiz hücre bölünmeleri ünitesinde 9'da gördüğümüz hücre ünitesinden faydalanacağız. Aynı mantıkla gençler 11. sınıfta mesela sistemleri göreceksin. 9'da gördüğün karbonhidrat, yağ, proteinler sindirim sisteminde işine yarayacak, dolaşım sisteminde işine yarayacak. 12. sınıfta fotosentez, solunumda yine temel bileşenler işine yarayacak. Yani aslında hepsi üst üste gelerek basamaklı basamaklı ilerlemeler şeklinde. Gidiyor gençler o yüzden de ben önüme açarsam dur yazıldan önce bir ezberleyeyim dersem yazılıyı atlatsam bile sonrasında bu bilgi kalıcı olmaz. Lütfen konunun ne yapın mantığını anlamaya çalışın ezberden uzak durun gençler. Derslerden önce ön hazırlık yaparsanız tabii ki çok kolay bir şekilde öğrenirsiniz. Konuyla ilgili fikir sahibi olmak hem bizi derse çeker, o dersle ilgili bilgi sahibi oluruz hem de anlamamız çok 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 kolaylaşır. Biyoloji dersi için not tutmak çok önemli. Uzun uzun yazamayabilirsiniz gençler. Genellikle okullarda öğretmenler tabii ki yazdırıyorlar. O ayrı ama öğretmenin söylediği ufak bir şeyi defterinin bir kenarına not etmek ya da ben burada ders anlatıyorum. Bazen aşağıdan pdf'leri alıyorsunuz. Ben anlatırken üstüne not alıyorsunuz. Bunlar çok kalıcı öğrenmeyi sağlar özet çıkartırsan, kendi kendine de anlatırsan tadından yenmez. Kendi kendine böyle bir gözlerini kapatıp da hani yazıldan önce çalıştığımız gibi anlatım yaparsan o konuyu unutma ihtimalin çok çok düşüktür. Tabii ki konuyu öğrendim. Benim bu konuyu ne yapmam lazım? Pekiştirmem lazım. Pekiştirmek de neyle olur? Test çözmeyle olur. Ben test çözdüğüm zaman bakacağım. Diyeceğim ki he, ben soruları çözdüm. Yanlışlarıma bakıyorum. Ya ben bu soy ağacı sorularını hep yanlış yapmışım. Demek ki benim bu soy ağacı ile ilgili bir sıkıntım var deyip burada kaçırdığım şeye dönmemi sağlar. Bazen öğrencilerim getiriyor. Diyor ki hocam 10 tane yapamadığım soru var diyor getiriyor bunu yapamadım çözüyorum. Bunu yapamadım çözüyorum. Bunu yapamadım çözüyorum. Bunu yapamadım diyor. Diyorum ki hep aynı şeyi yapamamışsın. Şimdi bak anlattım ya bu iki soruda. Şimdi çözersin diyorum. Aa bir bakıyor. Evet çözdü. Aslında küçücük bir şeyi atlamış. O bilgiyi bilmediği için 10 tane soruyu yapamamış. Test çözdüğü zaman neyi anlıyor? Benim yanlış bildiğim veya eksik bildiğim kısım şu. Hemen onunla ilgili telafi yapıyor. O yüzden de sadece bizim kitabımız için demiyorum gençler. Herhangi bir yayından test çözmek konunun tabii ki derinleşmesini, iyi bir şekilde anlamanızı sağlar. Bu da yine sadece biyoloji dersi için geçerli değil. Düzenli tekrar edilmeyen bilgiler unutulur gençler. O yüzden biz 10. sınıfı çok sağlam bir şekilde tamamlamak istiyorsak artık kolları sıvayacağız. Yarı üniversite sınavının adayıyız. 11 ve 12 biliyorsunuz AYT, 9 ve 10 TYT. İster eşit ağırlık ol, ister sayısal ol. 9 ve 10. sınıf konularını TYT sınavında hepiniz yapmak zorundasınız. Sonraki yıllarda yaparım, çalışırım, hallederim. Gözüyle bakmayın, inanın ki tecrübeyle sabit çok hızlı geçiyor zaman. O yüzden en baştan en azından 10. sınıfı çok temiz bir şekilde tamamlamış olalım. Güzel bir program yapalım kendimize düzenli çalışalım diyorum. Ve tabii ki hepinize başarılarla dolu bir yıl diliyorum gençler. Buradan da ödüllü soruya geçiş yapıyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.